Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Herkese merhaba sevgili TikTok ve sevgili YouTube. Artık Twitch diye bir şey yok. Ne yazık ki. Biliyorsunuz. Malum sebeplerden ödürü. Biz ne yapıyorduk en son ya? Vallahi ben de çok merak ediyorum. Ne yapıyorduk? Şu tarlaya ne yapmışız? Gübrelendi %0. Bunlar burada ne arıyor? Ah. Evet, ne yaptığımızı hatırladık galiba. Taş topluyor. Bu burada duruyor. Burada duruyor. Bu. Bence burayı sarıcıyı burada bıraktığımıza göre ekmişiz orayı. Gübrelendi diyor. %50. Burayı ekeceğiz ya. Orayı ekeceğiz. Biz yulaf ve arpa muhabbetine girecektik değil mi? Bak ekiciyi hazırlamışsın buraya ekmek için. Evet. Arpa bak. Ama buraya arpa ekmeyecektin ki. Buraya yulaf ekeceksin. Arpayı büyük tarlaya tavuklarını oraya ekeceğiz ya. Abi yulafları oraya ekeceğiz dedik ya. Öyle mi yapmıştık? Bu tarlayı arpa ekecektik tavuklar için, diğer tarlaları yulafa basacaktık ya. Doğru, undan para kazanacaktık, sonra fırından ekmek. Yani. E gönder o zaman, ne diyeyim kardeş? Şincik. Çalış koçum. Çalışıyor mu? Bence çalışmıyor. Şimdi çalışıyor. Ne yapıyorsun lan? Bir değişik ektin ama bunun yerini. Abi şekil yapıyoruz ya. Sıkıntı yapıyor ya. Bu bölümü iki sıra yap. Evet. Tarlanın etrafını bir tur döneceğiz böyle. Doğru, buradaki işi bitireceğiz bunu, ondan sonra sarıcıyı salacağız, buraya ne halin varsa gör diyeceğiz. Evet. Öyle bir planımız vardı bizim, doğru. Onu ben unutmuşum kardeşim ya. Kaldırdık. Arada kafa gidip geliyor işte. Ne yapacaksın? Bu arada oyunumuz evet bebeğim, evet, 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 evet. Bizim diğer ses kartından oyun sesine biraz yüklensene ya, çok minik. Yüklendi nasıl? Fena değil. Aslında biraz daha da verilebilir. Ama tabii biçer döver de kudurur. O da var. Bir yandan ekiyor. Bir yandan gübreliyor. Oğlum aga olacağız dedik, aga olacağız yani. Aynen öyle. Bu oyunun agası olacak. Orayı ekmedi mi yoksa baga mı girdi? Her şey, her şey olabilir. Anlarız şimdi. Diyorsun ki ekmemiş olabilir eşşoğlu eşek ha? Tabii canım. Şimdi... Yani bu kadar dibin, yani zoom çıkabilirsin bu arada, onu daha net görmek istiyorsan kıçını.
Evet. Ha diyorsun ki bug'a girdiyse zaten böyle dalmayacak. Aynen öyle. Bug'a girmemiş, ıskalamış. Eğimden kaynaklı. Hop. Biliyorum biliyorum dur. Bir tur oradan geri gelirik. Ne olacak? Yani şimdi baktığın zaman aga olacağız, aga olacağız derken bir fırın kurabildik. Para lazım, para. Da işte 1 milyon dolar borç olunca sıkıntı oluyor. Borç yiğidin kamçısı diyorlar kanka, ne diyorsun? Öyledir. Diyen dediyse vardır bir bildiği. Kim dediyse vardır bir bildiği canım. Çok gittik. Ne olacak canım, oradan dışa çok taşma zaten, ağaçlara takılırsın. Yok dışa çok fazla taşmayacağım canım. Şöyle bir geri. Al bir şey. Bir diğerleri. Allah. Ya zaten bak bu tarla işinden yani zaten biz malı götüreceğiz de. Yani. Tarla işinden her türlü götüreceğiz oğlum. Tarla işi bizden sorulur kardeşim. Tarla bizim işimiz. Değil mi? Tarla her türlü bizim işimiz. Aynen öyle. Şimdi burayı bitirdiğimiz zaman, gerçi bunu biz birazdan işçiye veririz. O kendi gitmeye başlar. Biz taş toplarız. Az daha git. Az daha mı gideyim? Git 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 git. Orada bir yer var. Git. Heh. Şimdi kanka bunu al git, sen aşağı bir tur daha gir. Enlemesine. Öyle yapacağım zaten. Kalanı da bir zahmet kendisi yapsın. Oradan girmene gerek yok ki. Şu uçtan gireceğim ya düz gitsin diye. Ha. Orada manevrayı tam alamazsam. O ucu yamuk yaptın zaten. Evet. O da var. Hayatımız yamulmuş birader, boş ver. Yapacak bir şey yok. Daha ne kadar yamulacaksak artık. Bilemem. Şimdi darlamızın şu dar yaptığın yer önemli. Geniş yaptığın yer direkt boş ver, orası çözülür bir şekilde. Gir öyle git ya, bir şey olmaz. Kurtarır yani herhalde, öyle görünüyor buradan. Göz kararı. Ya yine bırakacaktır büyük ihtimalle de. Ya bıraktığı yerleri biz kontrol ederiz zaten ya, sıkıntı olmaz o konuda. Sonuçta yapay zeka. Ne yapacağı belli olmuyor biliyorsun. Yapay zekası da biraz gerizekalı ama idare ediyoruz işte. Evet, uygun bir yerde bir işçiye verilebilir. Yalnız sarıcıyı verdiğin, bıraktığın yer var ya, oradan onu biraz kaydırman gerekebilir ha. Kaydırırız. Drop mu attı oyun? He. Verdim valla işi. O şeyi kaydıralım ya. Bu buradan manevra alırken kesin sıkıntı yarattırır yani. Öyle görünüyor. Şöyle alalım o zaman bunu. Yani. Bu da böyle dursun. Burayı yaparken biz taş toplayalım o zaman. Daha üst tarlanın taşı toplanıyor. Toplanacak mı orası? Diye hatırlıyorum. Topladık diye hatırlıyorum. Ben toplayacağız diye hatırlıyorum. Burayı bitir bakarsın.
Bence toplayacağız. Daşlı Darla köyünde. Evet. Güney Teksas'ta mermiler havada uçuşuyordu. Bu zaten baktığın zaman zaten ekim makinesinin orada işi bitecek. Buraya gelecek. Buraya yulafa gelecek. Ama yulafı bekleyecek değil mi? Ekim süresi büyük için. Büyük bir ihtimalle. Yulafın ekimine daha var. Oğlum ne emektar traktörmüş be. Hala bin tane işimizi görüyor alet. Aynen öyle. Şu sağ tarafta bakır girmeyi de iyiydi. Ha ucunu mu diyorsun? Emmi oldu oğlum, olacak o kadar. Nasıl döneceğime karar veremedim. Evet ben de onu fark ettim. Ne yapıyor bu? Ne yapıyor lan bu deli? Kanka ne yapıyor? Sonra biraz daha geniş girdim. Sol tarafı hızalı. Oğlum var ya. 3 tane tarladan köpek gibi mahsul çekiyoruz. Biz zaten sen şey mi? Yulafın ekimini beklerken de pasif gelirden mangırı toplayacağız. Evet. O da var. Buraya gübre atılması, gübre atacağız. Atıldı ya oğlum. %50 gübreli burası. Ha doğru. Makineyi söktün mü tamam. Ekim makinesi halledecek kalanını kardeş. Sarıcı sokacak mıyız buraya? Herhalde ektikten sonra sokacaksın ya. Sarıcıdan önce. Yani şimdi de sokacağım. Fidelik hale gelip gelmediğine bakarız oğlum haritadan. Sanmıyorum gelmemiştir. Burası sarıcı istiyor. Ekim istiyor, sonra bir daha sarıcı istiyor. Garç. Yapacak bir şey yok. Evet sevgili YouTube çum ve Dinliyorum. sevgili TikTok çum size güzel bir müjdeli haberimizi vermek istiyoruz. YouTube'da Ve TikTok'ta. TikTok'ta Abone ol butonumuz. katıl butonumuz aktif olmuştur. TikTok için ekstra bir durum olabilir mi bilmiyorum. Çözmeye çalışıyoruz o işi ama YouTube'da katıl butonuna basan arkadaşlara özel farklı içerikler yayınlanacak. Bilginiz olsun. Yani biz Farming'i böyle şıracık gibi oynuyoruz ama yani şöyle söyleyeyim. Uzun soluklu farklı oyunlar Evet. YouTube'da katıl butonuna basan arkadaşlarımız için Gelecektir. gelecekler. Hazırlıkları yapılıyor. Altyapısını hazırlıyoruz. Yani farklı bir şey olacak. Bilginiz olsun arkadaşlar. Orada değişik işler yapmayı düşünüyoruz. Tabii ki bu sadece yani katıl butonuna basan arkadaşlar için hani oyun oynuyoruz tabii biz böyle sürekli ama yani sadece böyle oyunu oynamak değil de biraz daha Daha farklı içerikler gelecek katılan arkadaşlara. yani sadece oyunu oynamak değil de Oyunun dışında başka içerikler de olacak. Yani kısa öz yani tabii bu şey sadece bu yani. gaming olmayacak o kısım. O kısım sadece gaming olmayacak. Kocaman açtım kollarımı. Bunun bilgisini de verelim istedik. Bu akşamki yayını yapmamızdaki amaç da oydu yani. Normalde başka planlarımız vardı. Vallahi zaten kanaldaki aktiviteler iyi, sorunsuz görünüyor. Yani buradan ya Farming oynamakta sıkıntı yok. Şimdi bizde zaten
Başka şeyler de var. Benim doğru düzgün videosunu çekmediğim oyunlar da var. Onu, o işte katılı özel gelecek işte, tek fark o. Yani tabii ki yaygın oyunlar ama biz biraz daha işi tuhaflaştırabiliriz bu yanımdaki arkadaşla. Tesbihleri ayarlayın. Atletleri de ayarlayın. Tabii canım. Geliyoruz. Demek ki neymiş? Bu tarlanın taşları duruyormuş. Aynen öyle. Oğlum, topluyoruz bu kasa dolmuyor. Ne kasaymış lan bu? Dolunca da ileri itiyor traktörü. O kadar dolmadı daha. Ayrıca biz bu kasayı hiç fulleyemedik ki. O da doğru. Hay maşallah. Reklam. Reklamlar. Çıkma, çıkma. Ağaç nedir? Tamam. Ne yaptığını anlamadım. Şu an anlamadım. Yönlendirmede sıkıntı yaşadık ya. Lan onu hep yaşıyoruz ya. Hele bakın kim gelmiş? Topla topla. Bizim Mahmut gelmiş. Mülayim. Topla baboş. Toplu yok. Oh. Haritada görebiliyor musun? Ekici çalışıyor mu? Evet. Sen haritayı bu tarzda getirmezsin hiç. Biliyorum. Fantazi yapasın mı geldi? Yok, diğer tarlayı görebilmek için ya. Makine çalışıyor mu, çalışmıyor mu, ne yapıyor, yatıyor mu? Durdurdu mu işçi? Ya dursa bir yazı çıkardı lan. Yok, şu an ona bakmıyorum. Şu an tarlanın, traktörün gidişatına baktım işte. Yani dursa yazı çıkardı. Harita gitti. Ah, açtım. Harita gitti. Harita geldi. Oğlum bu ne lan? Ne taş kasasıymış be. Bereketli taş kasası. Daş. Adı üstünde daş. Maşallah yani şey gibi. Topluyor ama kasa dolmuyor. Dibi delik herhalde. Bakalım ne bok yiyecek. Yok lan gidiyor işte dümdüz. Heye mi bastın? Ne? Ne yaptı lan? Kaç dakika dayanacak? Aynen öyle. Bakalım ne yapacak? Merak ediyorum. Oğlum her zamanki gibi sapıtacak.
Etrafını biz döndük ya, belki sapıtmayabilir. Sapıtmaz bak. Dümdüz gidecek, durmayacak şimdi, biliyorsun değil mi? Gidiyor, durmuyor. Ha, baga girdi, hayırlı olsun. Arada bir yer var, orayı yapman gerekecek ha. Tamam, döneceğim işte oradan. Bak, burayı daşlarını bıraktı. Tamam, alacağım. Eşek sıpası. Ulan oğlum, bunu dediğin gibi romork gördüğü için şey yapıyor, sapıtıyor. Aynen. Allah'tan hızlı gidiyor lan. Ne? O yönde avantajlı sadece. Bir de hızlı gitmese düşün yani. Eyvah eyvah. Sen ne yapıyorsun lan? Böyle esnemekle esnememek arasında takılıyorum ya. Kararsız kaldım diyorsun. Evet. Emin olamadım. Esnesen mi, esnemesen mi? Ben şöyle portakal soyarmış gibi gideyim bari, ne yapayım? Oğlum bayağı şey yapıyor yani, şimdi hiç bok atmayalım. Geniş, bir de hızlı. Ben bok atmıyorum ki, portakal soyarmış gibi gidiyorum diyorum. Yani kasa dolmuyor dolmasına da. Yani gidiyor yani, al işte. Ona mı takıldın şimdi? Ha? Ona mı takıldın şimdi? Ya ona takılmakla alakası yok oğlum. Yani şey değil. Böyle dört dörtlük böyle hani indirelim, kaldıralım, vuralım falan. Öyle bir şey değil yani. Değil. Bu kadar zaten. Aslında ben sana bir söyleyeyim mi? Ekici sinyal falan vermedi ama bence arada bakmak lazım ona ya. O salak bir yere takılabilir dediğin gibi. Değil mi? Ama takılmamış, son parti dönüyor. Evet. Yeni haritayı kontrol ederiz biz. Çok içten girme, uçları toplamıyor biliyorsun. Sağ tarafı. Hele bakalım kim oğlum, gelmiş. Kasaya 30 bin litreyi geçtik, daha %70'lerde la bu. Anlamamışam. Nasıl bir romorksa? 48 bin litre, 40 bin miydi bu? 48 bin litre miydi neydi? Vallahi bilmiyorum ama. O civarda bir şey olması lazım ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Vallahi ben onu bunu bilmem. Gördüğün gibi bitirdi diyor. Çalışmayı bitirdi diyor. Bitirsin, beklesin orada. Sonuçta motoru kapatıyor, gidiyor. Senin dediğin, sen burayı bitireceksin. Evet. Bir şey kalmaz zaten lan. Çıksın aradan da diyorsun, öbür işlere bakalım artık. Ha.
Orayı bir kontrol edeceğiz tarlayı. Ben sana bir söyleyeyim, baksana. Abi yani taşra morku maşallahlık çıktı. Yani. Bunu zaten bizim Leo söylemişti ya. O da Twitch'te bizi beklesin dursun şimdi. Biliyordur Twitch'in kapalı oldu, kapandı diye. Oo, o zaman TikTok'ta bulur bizi. Ya TikTok'ta bulur ya da YouTube'da bulur. O bizi bulur her daim. Evet. Diyecek ki neredeydiniz lan? Biz bir yere gitmedik oğlum. Adamlar kapattılar. Biz ne yapalım? Yani. Hele vay 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 zalim yer, halim yer. Oğlum bu nasıl bir kasaymış be? %75 oldu, ne oldu ki? Hay maşallah. Oğlum ne kadar zamandır bu kasayla çalışıyoruz ve boşaltmıyoruz, kasa dolmuyor. Çok büyükmüş bu. Ne bu büyük? Diğer ufaklar olmuş olsaydı biter miydi lan diğer tarla? Bilmem. Kendi çapında takılıyor olurdu orası. Bekliyor olurduk. Bir hafta boyunca sadece taş toplama yayını. Tek bir yayın olduğu gibi şeye gidiyor zaten, taş toplamaya gidiyordu. Taş toplarken ya pasif gelir elde ediyorduk ya işte görev alıyorduk. Çünkü bitmiyordu. Bir de şimdi buranın işi bitiyor ya. Bunların yulaf tarihine kadar öbür taraftaki işleri bitirmiş olacağız. Evet. Zaten diğer tarlayı sardık mı bitti. Bunlara da sarıcı gireceğine göre. Sap parçalayıcıyı sarıcıya çevireceğiz. Vereceğiz. Yapacağımız işlem bu. Aceleye gerek var mı ki? Bitirelim ki. Sonuçta ekemeyeceğim, bekleyeceğim. O da doğru. Ya sarıcının girmesinin bir anlamı yok diyorsun yani. Böyle sarıcı girecek buraya zaten. Sonra ekecek ya. Önce saracak, sonra ekeceğiz. Sonra bir daha saracağız. O durumdan dolayı diyorum. Yani her türlü sarıcıyı sokacağız buraya. Öbür ikisine de. Yani. Sevsek de sevmesek de. Sarıcı girecek ama... acele etmemizin bir mantığı var mı onu bilemedim. Gel gel gel. Ucundan kaçırdı yine. Biz mantığı çözdük. Tarlanın verimi arttı anasını satayım. Hepsi %100 veriyor abi. Veriyor da uğraşıyoruz ama. Yapacak bir şey yok. Onu yap üstüne, bunu yap üstüne, şunu yap. Durmuyorsun ki, sürekli uğraşıyorsun. Sıkıntı yok. Konya yolundayım, 5 şeritli yol. Lan geçenlerde bir şey gördüm. Komik geldi. Aklıma da takılmadı değil ha. Bu hani pandemi zamanında zabıtalar bir tane Taksim'de bir tane motorlu çocuğu durdurmuşlardı ya. Hatırladın mı? Çocuk arıyor telefonu. Eniştemin numarasını verin. İstihbarattaki eniştemin numarasını verin diyordu ya ne. Ha. Alper Gezer Avcı'ya ne kadar çok benziyor lan. Botoks yaptırmış gibi. Belki de odur. Öylesine denk geldi karşıma. Benziyor da. %78 oldu. Anasını satayım. Kasa dolmuyor lan. Tarla bitti.
Vallahi da olmuyor. Tarla bitti. Anında bitti. Ama arkadaşı bir yere koy. Örümcek adam gibi topladık işte kolları. Nereye koyayım? Ne bileyim, sok bir yere işte. Bunun burada uzun süre bu tarafta işi yok. He. O zaman... Gidip yerine koyabilirsin yani, bizim yere. Burada olmasının bir mahsuratı yoktur. Şurada. Şurada, şurada. Çimliğin üstünde mi? He. Ha, koyduysan onu bir yere koyacaksın işte. Şurada olmasının bir mahsuru yoktur. Belki şimdi... Ekmiş. Bağlantı yerleri temiz. Ben sadece şunu yapmak istiyorum ya. Şöyle gideceğim bir. Bir tır atacağım, bakayım ne yapmış, ne etmiş. Burası çiçek gibi olmuş belli. Yukarısı da olduysa sıkıntı yok. Aynen öyle. Ben sana söyleyeyim mi? Zaten yukarısı da olmuştur. Çünkü... Peki bunun içindeki kalan... Bizim tarlalardan birini halleder. Şey, arıların olduğu taraftaki tarlayı halleder de diğerini halletmez. Tamam. Geç kal. Geç karşı bizim mekana yine. O zaman bunun işi orada artık. Arkadaşın işi orada. Bu kardeşimiz orada çalışacak. E tabi yani bunun yanı sıra şöyle de bir durum var. Çalışacak da bekleyecek miyiz bu? Yapacak bir şey. Bekleyecek. Şimdi... Gördüğün gibi üçü de sarılacak. Aynen, bu sarılacak. Tamam. Açaydım kollarımı, gitme diyeydim. Dediğim kadarıyla bu direkt sarmaya başlıyordu. Öyle olması lazım. Aynen. Bunda indir kaldır yok. Yok. Oldukça da geniş sarıyor bence. Bayağı geniş sarıyor. 24 metre miydi bu? Kaçtı? Tek turda kurtarıyor burayı yani. Onu şu karşı köşedeki arkadaşa sormak lazım. Ora başımıza bela zaten. Hangi Türk komedi filminde bir tanesine diyor yani? Gel geri gel, oradan dönemezsin, oradaki şeye takılır bu. Ağaç mıdır nedir, bir şey var orada, ona takılır, %100 takılır yani. Ne oldu? Sarmıyor mu orayı? Sarmadı. Ya ucunda yapacak bir şey yok.
oğlum Serkan sen ben de sardırırım lan. Bu kadar basit. Manyak herif ya. Vallahi manyak. Sardı mı? Sardı. Dikkat et, sağ taraftan ucu kaçacak. Ya oğlum zaten bu buranın işini bitirdi mi tamam. Dağlar oy oy oy. Nereden aklıma geldi? Ne bileyim ben dağ tepeyi mi deliyorsun ne pohuyun anlamadım ki. Dış. Dış mı? Döner mi? Nah döner. Tamam. Lan geri gideceksin, geriye basıyorum, ileri gidiyor. Sen nasıl bir tayrıktırsın ya? Sıçtık. Sen o traktörü oradan çevireceğim derken buranın içine edeceğim. Ucu bırakacak. Aman bir turda geri atarız ne olacak ya? Kurtardı eşeği ol eşek. Ulan ne şanslı herifsin lan. Çapraz gitme lan. Çapraz gitme lan. Eyvallah, hoş geldin Aydın. Hoş geldin Aydın. Aga yani bu iş böyle... Ne yapıyorsun lan? Makineyi niye topladın? Anlayacaksın şimdi. Buradan sonra ver içeceği içsin ya. Hadi kolay gelsin. Güle güle. Şimdi işçi gidiyor. Ne yapıyor oğlum? Bu neydi? Sap kırıcı. Sap kırıcı da. Şu an zap kırıcı da. Şimdi kırdıracağım ben o zapları merak etme. Onar bir yandan da. Bunda bir şey var mı? Onar fazla büyümesin değil mi? Haydi bakalım. Sarıcı. Fiyat roller aynen böyle. Şimdi bu her iki tarlaya da girecek değil mi? Sarılacak ikisi de. Hem de iki tarlada ikişer kere sarılacak. (Gülüyor)
Çok dibe gireceğim diyor, açma. Kocaman bir kol daha açılacak şimdi. Sana mı dedi onu? Alır mı şu? Bilmiyorum. Almaz. İncecik bırakıyor gibi. Bırakmayacak. Bırakıyor ama. Ben ne yapacağım şimdi iyi biliyorum. Oraya geldiği zaman yarım kesecek. Değil mi? Biraz hızlı gittim. Pirdun! Ya! Evden mi gidiyorsun sen? Evet. Çünkü oraya geldiği zaman almadığı yer yeri bırakacak. İşçiye vermiş olsam. Yapıldı olarak görecek de. Görebilir de görmeyebilir de. Yapay zeka bile bekliyorsun. Elimizdeymişken diyorsun ha? Tabii. Bir tur da buradan parmaklayalım ha? Bir tur da şu karşıdan parmaklayacağım dümdüz. Ondan sonra deh! Ondan sonra çalışsınlar değil mi Aydın? Çoktan gitti. Bence burada da olabilir. Orada anlık yazıyor ya, bak anlarsın. Zaten alamayacağız orayı. Traktörün boyundan dolayı. Çalışmayı bitirdi derken bro şey ya, ne ara bitirdi o çalışmayı? Takıldı veya da. Ağaca takarsın sen onu orada. Bana da öyle geldi. Sende o ışık var. Bende o ışık zaten, bende o ışık her zaman var oğlum. Unutuyorsun herhalde. İndir indir. Takacak ağaca zaten, al. Ben takacak diyorum abi. Çok içeri gireceksin. Düzle bakalım, belki kurtarırsın. Hadi git. Git git. Gidiyorum zaten. Sola sağa çarpmaz, niye gidiyorsun acaba? Düzeltmeye çalışıyorum abi. Aa, kaç aylıksın? 7. Normal be, anladım. Sen de çok iyi ezeksin. 10 ayda mı çıktın çocuğum? Yok. 9 ay 20 gün mü ne? 5 gün gecikmeli. Tamam, senin niye bu kadar arkanlı olduğun da oradan anlaşılıyor. Ben sabırsızım oğlum. Hızlı olacak.
Devam edeyim mi falan? Kesmedi beni. Biraz daha süreceğim ben. Biraz daha ileri gideceğim ben. Ne yapıyor? Üst tarafta bırakmıyor ki oğlum. Senin yapacağın manevranın. Oğlum benim gibi kimse yapamaz bunu. Adam 12 lastiği olan şeyi 6 lastikle sürdü ya. Bu Arapların yan kamyonetleri yan kullanma şeyi var ya. Bir hevesetliydim. Bir bu, deneyim dedim. Onun bu traktör. Olsun ben traktörle denemek istedim ama. Kötü mü ettim? La oğlum. Bizim çiftlikteki marabalardan birine ver şu traktörü de biz öbürüne bakalım. Vereceğim şimdi. Döndüreyim. Dön çocuğum şimdi. Bir daha dön çocuğum. Şimdi arkayı aşağı indir çocuğum. Tam hizalaman lazım. Bilerek indirdim zaten. Deh çocuğum. Bizim öbürü niye durdu ya? Bakalım. Yapmamış bak götelek. Nereye yapmamış? Oğlum önün sarılmış mı bak bakayım. Sarılmamış. Neden sarmamış? Ver bir daha. Ver. Sürücü baga girmiştir, boş ver. Ha, o yana da bu yana da salla yapmıştır. Biliyorsun o salak hareketleri yapıyor, sonra beyni dönüyor, kalıyor, gidemiyor falan. Yani traktörü elik dalı falan oynatıyorsun. Bu arada biz ekmek üretiyor muyduk lan? Bakacağım abi şimdi. Ben onu da unuttum. Fırını kurduk da içine bir şey koyduk mu? ESC'den bakılıyor ya lan. Bu kadar yorulmana gerek o yok. O da doğruydu. Üretim bandına gelelim. Bir adet ekmeğimiz var. 16 adet var la. Ha. Ekmek üretiyormuştu bak. Ekmek üretiyoruz da. Neresi arkası? Buradaydı değil mi? Değiştir. Buradan alacaksın işte paletleyeceksin. Anladım. Şu an çalışıyor değil mi? Çalıştırılıyor evet. Una bakalım. Un yok ki. Ham maddesi yok. Şimdilik. Şimdi pasif gelelim. Biz niye tavuklara bakmıyoruz hiç? Tavuklarla bir sıkıntı yok çünkü zaman çok yavaş daha. Yok buğday muhabbetine şey yapıyorum ya. 35 litrelik yumurta varmış. Yeni satmıştık en son hatırladığım kadarıyla biz çıkarken satlıydık hepsini. Son bölümden. Evet öyle olması lazım. Bunda fazla var. Birini satmamışsın. Ballar ne alemde. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Biz zaten şey düşünüyorduk hatırlarsan. Şey tomba var. Sulama sistemiyle birlikte sera. Ha evet. Üst tarafa, üstteki tarlaya yani. Ne yapıyor lan bu?
Ha yaptı iyi. Biliyorsun sulama sistemi sera koyacaktık oraya. Oradan da bir şeyler gelsin hesabı. Evet. Bir sulama sistemi nereye koyacaktık? Bizim büyük tarlanın yanına. Ne yapıyorsun lan? Bir şey mi oğlum? Şuraya diyorsun değil mi? Şu alanı. Hı. Şu alanı. Dur. Durmuyor. İnşaata girsene ya. Su pahalı değildi diye hatırlıyorum. Sarayı nereden seçmiştik ya? Aha orada bak önünde. Sıralar. Peki sulama neredeydi? Bunu buraya böyle çakabilirim. Sulama yok ama. Sulamayı da yanına koyuyorsun herhalde. Koyacağız da. Neredeydi? Bence binalarda. İlerlerde bir yerde. Ya da siloların içinde. Aha o mavi olan işte. O. 2100 falan ucuz bir şey. Serayı koymadan koyamıyorum. Değil mi? Evet. Bir tane sifte atalım mı? Hadi atalım lan şuraya şöyle. 10.000. Buraya çakıyorum böyle. Bir şey üst üste geliyor. Hadi hayırlı olsun. Binalar. Silolar. Silo hatlarında. Silo hatları. Arkasına koyabiliyorsan arkasına da koyabilirsin. Hı? Tamam. Şimdi buradan çıkalım. ESC menüsüne gel abi. Hayvanlarda mı görün? Aha domatesler, marullar. 25 bin su alıyor diyor lan. Oğlum. Bu su deposu buna yetmiyor. Fark ettin mi onu? O zaman şöyle yapacağız abi. Bir tane daha mı koyacaksın? Koy bir tane daha da para bitti. Tavukları satacağım. Bir daha bakalım. 15.000, 35.000 diyor. Arttıkça artıyor değil mi? Evet. Demek ki su ekleyebiliyoruz. Su ekleyeceğiz biz buna. Su tankeri alacağız da suyu nereden alacağımızı bulmamız lazım. Değil mi? Evet. O eksiye, o para eksiye gidecek değil mi? Yetişirsin. Zaten bizim öbürü durdu ha. Şu beyaz römork al. Dursana lan. Sarıcı durdu, niye durdu bilmiyorum öbür taraftaki. Bitti mi yoksa gerçekten, yoksa yine bug'a mı girdin mal? Her şey mümkün biliyorsun. Tabii. 4.000-4.000 abi ne gelirse. Yetmedi mi? Balı da satacağız. Ama sera dikiş tuttu mu oradan da para geliyor abi. Vay be. Ve hepsini aynı anda üretiyor, fark ettin mi? Evet. Biz o suyu doldurmamız gerekiyor sadece. Evet, suyu doldurmamız lazım. Suyu doldurmamız için de su tankeri almamız lazım. Ulan şimdiki hedefimiz su tankeri mi? En küçüğünden alacağız bir tane. Traktörlerime, traktörüme önüm orkun çekebileceği yükseklikte şey. Sıkıntı suyu nereden dolduracağımız. Hop. Kurtarır. Kurtarır, kurtarır. O zaman ballara dokunmuyorum hiç. Ballar kalsın. Yani zaman ilerlettiğimiz zaman kesip şey yapıp sıkıntı yaratabilir de. Reis. Bizim kredi açığımız var mıydı? Sanmıyorum.
Biz suyu nereden dolduracağız ya? Farming 19'da su tankerini derenin kenarına getirdiğin zaman dolduruluyordu. Kral. Arkada da gol var. Ha? Şey denemeden bilemeyiz abi. Deneyeceği yok artık. Yani dışarıdan su alıp oraya su ekleyeceğiz biz abi ama nasıl ekleyeceğim bilmiyorum tabii. Onun etrafında bir gezmek lazım. Değil mi? Şimdi ona baktığımız şeyden anlarız. Oyunun şeyine girelim. Tankerlere bir girelim anlarız. Sen kal çocuğum burada. Yok yok, Sera'nın neresine suyu koyacağımıza bir bizim şu işlem bitirdi dediği öbür tarladaki hırta bir baksana. Sanırım gerçekten bitirmiş. Şura kalmış. Orayı niye yapmamış gerizekalı? Bura mı kalmış diyordu haritada başka? Diğer taraf. Yok. Gitti. Bir de şurası kalmış. Orayı yapmadı zaten. Ben sana diyorum yapmıyor, makine çok büyük. Girmiyor ya. Sen ufak mı almak gerekiyor diyorsun? Ya da orayı feda et, bir şey olmaz. Yapacak bir şey yok, anladın mı? Yani o da doğru. Bence tarlanın tipine bakarak nereyi bıraktığını anlarız abi. Şurası önündeki yer galiba. Evet. Ulan bu kadarcık alanı mı bıraktın? Eşşoğlu eşek. Şimdi bırakmış it. İt oldu it. Yardımcı çalışmayı bitirdi diyor. Öbürü de bitirdi diyor ama. Değil mi? Evet. İleri doğru gideceğim işte. Gördüm. Şurası. Budur. Bunu götürelim bizim büyük tarlaya. Verelim diyorsun. Yapacak bir şey yok abi, vereceğiz mecbur. Niye? Orada sarılacak sonuçta abi. Yani onların bir ekim makinesi girmesi kalacak. Şöyle bir şey yapmayı planlıyorum hacı. Bunu buradan direkt vereyim gitsin ustaya. Yapabilir mi? Bilmem, bakacağız. Ama yan duruyorsun şu an. Ver bakalım. Öbürü niye durdu? Bak bakayım. Bu bıraktı mı ki? Bırakmamış. Bunu toplayabilirsin. Hatta bunu tekrar parçalayıcı da yapabilirsin. Doğru söylüyor. Onu parçalayıcıya çevirelim. Kalsın. Çünkü şey yapacağız ya. Ekim makinesini sokacağız. Ekeceğiz. Burayı sararken öbür tarafın ekimi devam edecek. Evet. Ben şunu gördüm. Bak ben sana söyleyeyim mi? Şimdi daha uykuya doğru düzgün girmedik ya. Adamı bayıltmadık ya. Kanka. Bu herifi şimdi biz bayılttık mı var ya. Bir de bunu hasata kadar da bayılacağız daha. Biliyorsun değil mi?
Ayarla. Bu. Mutcher Roller. Çalışmayı bitirdi dedi bak mesela. E çünkü yamuk orası görmemiştir salak. Diyorsun ki yarım bıraktığı yerleri de sonunda toplarız zaten ha. Su olayını çözelim, su. Aynen. Bu arkadaş giderken biz şey bakalım. Önce. Şunun etrafına bir bakalım bakalım. Bak burada su diyor. Buraya dolduracağız işte. Buradan dolduracağız. İçine giriliyor onun. Maliyetlere bak. Oğlum ekmeğe değil lan öbürlerine bak. Marul. Şu an çalıştır demedik ha biz buna daha. Hadi çalıştıralım. Ama hangisini çalışacağız? Marul mu? Bir dakika. Oğlum hepsini aynı anda yapar 36. O. 36. Hepsi bak bas çalıştır ha. İn marula. Bas. Hepsi birden çalışıyor. Hayırlı olsun. Şimdi su tankeri alacık. Hasadı buraya verecek. Aspeye çeşitli de olması lazım kanka. Bana da öyle geliyor. Devam et, devam et. Böyle silindirik bir tank şey, romork. Burada yok. O zaman romorklarda. Ağzına sıçayım ya. O değil oğlum. Su tankeri, su romork olduğunu tipinden anlarsın zaten. Menüsünü hatırlamıyorum işte. Al sana hırtlık. Değil mi? Yuvarlak yuvarlak. Benzin tankeri gibi görünüyor. Bakıyorum, biliyorum abi. Bazıları var, su taşıyor ya ondan dolayı diyorum. Burada yok. Çık. Aşağı doğru in. İn in. Buradan çıkmaz oğlum. Gübre spreylerinde ne işin var? Blamaj tanklarında olabilir mi? Sanmam. Bunlar pok taşıyor. Bok sistemi var bunlarda. Çık. Aşağı gelsene. Kanka. Hı. Alçak yüklecilere gir bakayım. Aşağıda bir yerdeydi. Hepsi bu kadar. Abi çeşitli de nasıl yok ya? Hayvanlara gel. Şu 3000'lik olan su taşıyor mudur? Şu mu? Hayır, 3000'lik dedim. Sade su. 2000'lik. 2000 litre. 8000 paramız var. Bu da 1000 litre taşıyor. 7 ton. Paramız az oğlum zaten küçüğünü al. Veya 3000, da... 3000 olanı al paramız yok. Ha bunu. Ya paramız yok ne yapayım? Alayım böyle. Ya ne yapacağım başka? Sonra satıp büyütürüz. Günü morgun arkasına tak bunu. Bizim şu gölün içine sok bakayım ne olacak. Bir yerden doldurmamız lazım. Değil mi? Aynen öyle. Bir de dolduruyormuş. O zaman çok güzel olacak. Serada suya yakın olmuş olacak. Bu da bizim işimize gelir.
İşte doldurursa o zaman ne yapıyoruz abi? Sen de bardakları dolduruyorsun. Yok ben doldurmam. Sallamayacağım mı? Yok ben bugün götlük yapasım anne. Abi küfür yok, argo yok. Al bakalım şunu. Çocuklar da izliyor. Götür bakalım. Dereye bir sok bakayım ne olacak. Zaten R işareti verir doldur diye. Yani. Yoksa kodumun haritasının içerisinde bunu dolduracak yeri arayacağız. Farkındasın değil mi onun da? Evet. Ara babam aramadı. Sok bak göl önünde. Önümüz de açık. Bas. Verdi değil mi? Verdi. Emmi. Sera'ya götür. Ön panelden doğru yanaş bakalım oradaki işaretin olduğu yere. Ne yaptın lan? Ha, I'ya bas. Bununla git gel git gel yapacağım bak kaç. Ne kadar? 2000 daha koydun şu. Bir müddet böyle gidiş geliş gidiş geliş yapacağız bu tankerle. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Paramız olana kadar. Canım. Para olunca zaten tek seferde halledeceğiz. 25 binlik var ya bir tane orada tanker. Aha. Böyle romork gibi taşınabilir. Basacağız içine suyu. Abi de göldeki suyu bitiriyormuşuz komple. Yağmur yağdıkça kışın dolar olur mu? O da var değil mi? Karmar yağıyor ya. Bence güzel. O şey durmuş mu? Evet. Sövünce bana niye sövdün diyorlar. Diyorsun dolduralım iyice. Bak esinciler ne kadar dolmuş diye arada. Bak 16-19 bin oldu gördün mü? Dolur. Üretim de başladı. Şimdi biz uyadıkça çatır çatır üretecek oradan. Evet. Yalnız o çilekten maruldan para koyacağız biliyor musun? Değil mi? Onlar satılıyor. Satacağız işte. Ha bir de bir şey daha söyleyeceğim sana. Kral. Pasta da yapabilirsin. Pastanın diğer malzemeleri üretene kadar seradan geleni sat. Pasta için yağ lazım, şeker lazım, çikolata lazım. Lazım da lazım yani. Onları kurana kadar da seradan gelen parayı göm anası satayım. Ne olacak? O 10 sera var ya koyduğum bu sera. Evet. Oğlum araya bir remorkluk, bir arabalık yer bırakalım biz burada. Bir tane daha girer buraya. Doğru muyum? Evet. Belki iki tane bile sokarız. Biz mühendis adamız. En büyük boy seradan biz bunun bir önüne de koyabiliriz biz. Öndeki alana iyi bakmak lazım ama. Yani demek istediğimi anladın mı? Yani biz buraya... Ben söyleyeyim sana, biz buraya minimum 3 tane sokarız. Bu serada. Sokarız canım. Ve kazanırız da gibi geliyor bana. Çünkü marulun fiyatına bakmıştık biz. Bayağı iyiydi. Marul iyiydi. Marulla çilek iyiydi. Topla topla sat. Ve marul ve çilek gibi sebzeler... Kışın iyi para eder. O zaman abi ne yapıyoruz? Sen de bize bir salla da. Ağzımız datlansın bir çay salla. Tamam ek işte çayını yetiştir bir büyüyünce demlersin. Çilekli sallama çayı yaparsın kendine bekle büyüsün. Bu yine baga girdi durdu. Pastamaya yolladım onu. Ya gitsin de. Neyse sen onu şey ettire dur. Ben de bir var lan. Ben diyeceğim çay istedi. Ben çay yapayım geleyim. Ben bir. Depoyu doldura durayım. Sen onun suyunu doldur abi. Gerekirse ne yap biliyor musun? Tak tıra bizim balları. Sat. Koy bir tane daha sera. Ama şunu unutma.
serayı sen tek bu serayı doldur, ondan sonra uyuma işlerine başla. Ne kadar keseceğini bilmiyoruz. Evet. Cayır cayır para kesecek. Ama daha tarlaları şey bitmedi abi. Abi öbür taraf bitti ya büyümesi gereken. Hayır, sarmaları bitmedi. Oğlum sarması bitmesine gerek yok ki, daha yulafın ekimine çok var. Ekimde ekmeyeceksin ki yulafı. Yulafı biz ne zaman ekiyorduk? Mart'ta. Uyuyabilirsin, anladın mı? Anladım. Zaman atar, pasif gelir gelir. Ekmek üretimi ilerler. Seran üretimi ilerler. Arılar, tavuklar ilerler. Para gelir, anladın? 5000 dolarımız var oğlum. Tarlaları asada soksak işçiye verecek paramız yok lan. Ne vereceğiz işçiye? Pantolon mu indireceğiz? Ne yapacağız ya? Oğlum bunlar maraba yani ha. Karnını doyurmazsan çalışmaz bunlar, biliyorsun. Artık biz marabalığı bıraktık. Ufak tefek iş yapıyoruz da yani. Ufaktan böyle bir şirketleşir gibi olduk yani. Bak üretim tesisi kurmaya başladık. Boku çıkacak işim, ben söyleyeyim. Yani artık üretime geçtik. Lütfen. Ben gidiyorum. Tamam, artık patron olduk. Biz bir keyif çayı içelim. Ben de şeyi depoyu doldura durayım. Sen depoyu doldur, ben bir çay yapıp geleyim kral. Ne kadar olmuş? 27. 3-5 tura fırlanır herhalde ya. Oğlum dereden hortum mu çeksek buraya, ne yapsak? Su pompası falan. Olmaz mı ya? Yani sevgili YouTube, sevgili TikTok, ne diyorsunuz? Su pompası mompası var mıdır ki acaba oyunda ya? Serabımızı da kurduk. Damla sulama sistemleriyle. Damla sulama sistemi diyorsunuz. Evet sevgili TikTok, sevgili YouTube, elime bir bilgi geldi. Deprem mi olmuş? Deprem olmuş gibi bir yazı gördüm de şimdi. Bildiri geldi telefona. Allah Allah. Enteresan. Bu sefer devam ediyor. Olmayana kadar devam. Dön babam dön. Dön babam dön ya.
Fullendi. Tankı da doldurup koyalım şuraya da ne olur ne olmaz. İfa, İfa. Full. Bir çilek üretmişiz. Şimdilik. Şu hayvan eti ne yapıyor ona bir bakalım. Burada yapmadığı yerleri biz yapacağız gene her zaman gibi. Hayvan etiymiş. Şimdi bunu atlamalık buraya koyalım. Tarlalar. Neyse gireriz artık buna bir şekilde. Her iki tarlaya. Yapmadığı yerleri yapacağız. O zaman bir tur uyuyalım. Ekmah. Devam ki. Bir tur daha uyuyalım. Ürütüyor. Hayvanlara bakalım. Niye üretmiyor? Niye üretkenlik sıfır diyor? Dolama mı? Bu. Önüne palet park edememişiz. Tüh. Park edememişiz. Şimdi oldu işte. Ne oldu lan? Park edememişim ya. Yazmışlar. Ama adam yazmış, sen cevap vermeyince gitmiş bak. Göremedim ki. Yok hacı, telefondan değil ya, bilgisayardan oynuyoruz. Telefon bizim için biraz küçük. Kesmez bizi. Sana bir şey göstereyim şimdi, hazır mısın? Ne göstereceksin yine, ne oldu? Domates. Ekmek. Ekmek de göstereyim sana. Güzel. Ekmek de burada, üretiyor. Tamam, daha var. Dur, balları kondura edeceğim şimdi. Doluyor. Bakayım. Şu eşeğin yaptığı ayıp oldu ya. Ne oldu lan, bu ne yapıyor bu? Ya bu yapıyor da, diğer tarla, yarıdan buralar. Dönüyor. Dönsün, hallederiz. Buralar kalmış, bura kalmış, şura kaldı. Ya burayı yapmadığını biliyoruz zaten de. Bu tarlanın buralara gireceğiz tekrar elle. Yarıdan gireyim. Eşek herif.
Şu zamanı biraz 60'ta aksın ya. Hem ha, bir yandan bizim üretim devam etsin. Üretim devam etsin. Yani çok kar bıraktı ya. Değil mi? Ortalaman gerekecek. Çok dışa çıktın. Mesafe var abi bende. Düzle, düzle, düzle. Sanırım kurtaracak. Yamutmadan gidebilirsek. Böyle bırakmıyordu bunları ya. Ya biz şey yapıyorduk ya, bir tur atıyorduk ya abi etrafta ilk baş. Tur atmadık. Sapıttı. Sapıttı. O da güzel. Alan çiziyorduk ya biz bunları işte tur atıp. Yapılan yerleri sınır olarak alıyordu kendine. Şimdi sınır yok, bir şey yok anasını zaten. Uğraş duruyor, bir yer bir yamalak yaptı. Evet. Sarmadı bana bu iş. Şimdi oyunu şeyleri espri mi yaptın? Aşağıda da var kel bıraktığın bir yer. Ben bırakmadım, o bıraktı. Öbür tarlayı bırakmış çok bölük pörçük, o kötü oldu ya. Sıkıntı yok, hallederiz şimdi. Nasıl olsa diyorsun suyunu... Bu arada bana bir bildiri geldi, deprem mi olmuş ya? Ne bileyim, ben bir şey hissetmedim. Eksi birdesin, ondan olay olabilir mi? Oğlum zaten deprem olduğunda benim evde olursan çıkışın yok. Gitti. Ben söyleyeyim de. Yani kaçacak hiçbir yerin yok. Camları mamları biliyorsun, hapishane gibi kapattık her yeri. Kaçmayla bir alakası yok oğlum. Asıl senin ev daha dayanıklı olur. Hiç öyle düşünme, bütün bina kafana çökecek. Tamam, güzel, önündeyiz. Gördüm. Şuraya bak ya. Güya işçiye verdik değil mi? Bir yavşak, güya işçiye verdik. Bir de yavşak para aldı bizden. Ulan hem paramı aldı hem işimi yapmadı eşşoğlu eşek ya. Allah cizane versin. Dışarıya yerleyeceğim dedi, iki taraftan da boşluk verdi. Bu bir yetenek. Hayır, saçma sapan bir durum oldu ya. Bunun etrafından biz bir tur atmış olsaydık bu saçmalık olmayacaktı biliyorsun. Bu kadar emin olma ya. Öbüründe de turları attığın halde bıraktı. Girmiyor. Aşağıdaki tarlaya gideceğim şimdi. Yani şey mi, şimdi sera hızlı mı üretiyor, ne diyorsun? Hı? Sera hızlı üretiyor galiba. Ha? Sağ bak, domates bir damla alıyor. Çilek bir damlaya iki tane veriyor. Domates bir damlaya bir tane veriyor. Marul iki damlaya bir tane veriyor. Çilek daha fazla veriyor. Sıkıntı yok kardeşim, hepsini üretiyor işte.
En büyük avantajı o işte. Üçünü birden üret dediğin zaman üretiyor üçünü de. Onun fırın ikisini de yapıyor pastayı devreye alacağın zaman. Fırında ikisini bir üretebiliyor abi. Şimdi haritadan şuna bir daha gelelim. Aç kollarını sen. Yani buradan, bu hizadan girsen bence alırız. Bak önünü de ben gördüm. Ben de gördüm. Şey mantığında düşünüyorum ben. Yani ne derler? Sistem olarak baktığın zaman Sera'nın kazancı yok diyemeyiz. Bence Sera getiriyor yani söyleyeyim. Ama ramork muhabbeti var ha, haberin olsun. Palet atacak o. Kullanırız bir şey. Elimizde ramorktan bol ne var? Bir tane tavuğa sabitledim, bir tane şeye sabitledim, bir tane ortaya follaş ramork mu alsak ya? Para biriktirip. Ne diyorsun? Ortaya değil de. Değer çekeceğiz. Seralar 24'lük çünkü. Kasası dolduğu zaman 24 kanka. Sera 24'lükse o zaman şöyle bir şey yapacağız abi. Bizim aldığımız çeşitlideki büyük var ya. Balda kullandı. Evet. O pahalı. Bizim paramız yok. Ne kadar pahalı olabilir? 40-50 bin. 40-50 bin verdiğimizi sanmıyorum ben ona. 20 bin falandır ya. Ucuzdu çünkü o. Bitti. Aha önünde. Gördüm. Belki göstermez diye şey yaptım. Çayımızı da içelim. Tabii canım. Bitmedi mi bu sarıcının işi ya? Bitti hocam, bitti. Bir daha saracağım, bir yere götürme. İşte koyacak yer bakıyorum, nereye rahat, nereye koysam nereden rahat hareket ettirebilirim diye. Karşıdan. Ağaçlara baksana ne güzel oldu lan. Sonbahar ya. Turuncu turuncu. Kartpostallık oldu lan, konuşamadım. Kartpostallık. Şimdi... Burada zaten araba geçmiyor ya, bunu böyle koyayım yol ortasına. Koy. Bura bizim oğlum. Şincik. Zıbar. Zıbaralım değil mi? Ama... Hayvanları da mamalarını kontrol etmiyoruz. Acı sen gene neden öyle yapıyorsun ya? Ne oldu? Dur. Bu alıyor. O arkadakini mi almamış? He ya. Hava kararmasın tam. Ortalama olarak ya sen oraya takacaksın, R'ye basacaksın bence. Bas R'ye.
Zaten 3000 paramız var. Çok bir paramız yok. Mecburen uyuyacağız. Kasım ayına geldik şimdi değil mi? Evet. Mart'ta yulafların ekimi başlayacak. Daha çok. Kral, sana kötü bir haber vereceğim. Ha. Bak gene toplamıyor acı. İki kere daha ayırsın. Elimizdeki parayla. Ondan sonra bir şeyler satacağız. Bir bakayım bakayım. Aa. Sondaymışız lan. Ne dedim oğlum ben sana? İki kere daha ayırsın dedim. Sonra bir şeyler satacaksın dedim. Ben bir kere uyur satarım acı. Balları en sona bırak o zaman. Sırayla atıyor, topluyor ya. Evet. Balları öyle yapacağım. En son. Bak bu alıyor. Bu niye almıyor? Ne var ne yok satıyorum diyorsun ha? Evet. Yapacak bir şey yok, satacağız artık. Şu an elimizden bir şey gelmiyor. Tıkandık sadece. Paramız bitti oğlum. Ama bence güzel kazanç sağlayacağız abi eldeki maldan. Çilekleri de toplayacağım. Hepsini al seradakilerin oğlum, sıkıntı yok. Harbi diyorum. Zaten bu şekilde para kazandırsın diye kurduk ya biz onları. Diyorsun şimdi ne var ne yok satma zamanı. Aynen öyle. Ekmeği satmayacaksın sen galiba. Ekmeği da satacağım. İstersen beklet oğlum, 45 bin ton un var orada. Ekmeğini. Şimdi bunun baga girip girmediğini anlarız. Sera'dan mal mı almaya gidiyor? Sera'nın oraya koyacağım bunu. Yok, Sera'da almaz. Sera'dan çıkarttırıyor ya paleti oğlum. Tamam biliyorum. Gir içeriye. Hadi bakalım. Domates al abi. 500'den bir palet 500 litre. Zaten 600 litre var. Tamam, tıkla. Marul tek palet. Al gelsin ya. Seç. Çilek maşallah. 3 palette çilek var işte. Hepsini tek kasaya alıyoruz. Gel bak. Değil mi? Aynen öyle. Hadi yanaş. Bas bakalım. Bence almayacak da. İçine kaldığın için almıyor. Boşaltıp gelecek. Evet. Bunları nereye satacağız? Aynı markete. Hmm. Market ürünü oğlum bunlar. Bakalım 1354 çileğe ne verecek? Ne verirse kar. Abi suyu bedava koydun Serkan.
Su beleş hani. Ha, suya para versen zarar diyeceğim de yani suya para vermiyor. Bir de istersen sadece çilek üretiminde bırakabilirsin. Sadece çilek üretim yapalım abi. Bakalım hangisi daha fazla verecek, neye ne veriyor? Marul daha fazla veriyor. Marul daha fazla veriyorsa bakalım abi satışını ona göre ondan yapalım yani ne olacak? Bak şimdi. 1000 küsur çilek sattın, 600 verdi. Ya 600 küsur domates satacaksın. Abi bak biz şöyle yapalım dur. Üretime tıklayalım. Domatesi devre dışı bırak, çilek devre dışı bırak. Niye bıraktın abi? Marul geç gelir ama. Bir full bir üretim alalım maruldan. Anladın mı? İyi de sen dedin çilek hızlı geliyor abi, çilek üreteceğim dedin. Çilek bir damladan fazla veriyor. Yani çilek bir damladan önce iki tane veriyor. Önce burada ne yapıyorsun? Marulu durdur, çileğe çalıştır. İlk seren ya. Seranın biri bu çilek bastır. İkinci seraya marul bastır. İkinci seraya domates. En son seraya marul bastır. 3 tane sera kuralım yani. Kuralım abi. Nasıl? Mantıklı. Dediğin gerçekten mantıklı. Yani çileği satarsın. İşte arıs bal satarsın. Tavuktan bilmem ne gelir satarsın. Ana sattım işte domates dolar satarsın. Orada marul da dolar. Bak şimdi 600 küsur aldın çilekten. O kasayı alırsan o marul kasası. Altı takılıyor orada, bir yükseklik sıkıntısı var. Marulu aldım. Marul nereye gitti lan? İçinde abi. E domates içinde oğlum asıl. Hayır abi. Oğlum domates işte içine. Abi marul aldım. Oğlum bizim romak domates görünüyor ya. Aa aynen. Marul nereye gitti? Bir bak anlamadım. Marul baga girdi bence. Marul aldım ama. Yok bas. Otoludur yaptı şimdi. Marul baga girdi. Boş ver, yapacak bir şey yok. Domatesi 600 domatesten ne aldığımızı görürüz. Sonrasında da başka şeyleri de görürüz inşallah. Acele yok. Ne geldiyse kar şu an abi biliyorsun. Aynen öyle. Zaten para 10.000 küsürlerin üstüne, balı da satınca bayağı bir yükselir, oraya çakarız abi biz. Daha bir kasa daha yumurta var ya. Değil mi? Yumurta var, bal da var. Hmm. 1.300 küsür domates şeyden, çilekten 600 aldık. Bakalım 600 yani 700'e yakın domates ne verecek? Domates. Domates, biber, patlıcan. Biberle patlıcan ekemiyoruz birader. Aynı parayı verdi gördün mü? Yarısı kadar şeye. Çilekten pahalı yani. Marul da domatesten pahalı. Çünkü iki damla suya bir tane veriyor. Yani. Ama bize hızlı gelir sağlaması için şu an o seranın çilekte çalışması avantaj. Yani. 10.000'in var mesela. Bu romorku götür, yumurtağı için tavuklarını oraya koy. Kanka. Bir sera daha kuralım, ne yapayım abi? Domates yaptır ona da. Ama şunları satmayalım mı? Oğlum 10.000'in var ya. O yüzden dedim yani kur çalıştır hemen. Sonra satmaya devam et. Saçma bir şey mi söyledim? Zamandan tasarruf işte. Doğru söylüyorsun aslında. Hadi çocuğum. Ha şimdi buraya girdi. Romort doldur diyor bak. Basmadım. Kendi aldı değil mi? Kendi aldı. Tamam sal kalsın orada. Şey mi yapacağım? Sera mı koyacağım? Öyle diyorsun abi. 10.500'e koymuştuk bu serayı. Herhalde aynı paraya koyarız yenisinde. Ama oradan bir geçişlik bir alan bırakmamız lazım. Bakacağız. Olmadı buraya koyayım lan. Dönüş bölgesi orası sıkıntı. Daha biz buraya gübre atacağız. Gübre attık oraya. Nasıl atmamışız biz buraya gübre ya?
Kafama tüküreyim. Neyse alacağız, gübre atacağız o zaman. Artık sera koyacak. İnşaat. Niye para yok dedi lan? Yetmiyor diyor para. Küsurat veriyor kanka. Tamam, tavukları satacağız o zaman. 10.000 yazıyordu altında abi, ne bileyim ben. Bir tavukları mamalarını fullemek lazım. Ya onları yapacağız zaten. Zaten iş oğlum bunların hepsi. Ama bir şey söyleyeyim mi? Yani fırını koyduk ya. Evet. Serayı da koyduk. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Zaten biz yağ fabrikasına yöneleceğiz değil mi? Parayı bulunca. Yağ daha çok fazla veriyor dedin. Ya yağ fabrikasına yöneleceğiz dedik. Ben sana şöyle söyleyeyim. Yok canım. Ben sana bir söyleyeyim mi? 3 tane tarlamız var bizim kral. Anladın mı? Yani yulaf, kanola, arpa olarak cayır cayır iş yaparız biz. 3 tane arazimiz var bizim. Ama o raddeden sonra senin dediğine geliyor iş. Babacan. Sen dedin ya abi, o kadarını yaptıktan sonra en son yayın yaptığımızda seninle o zaman oradan sonra 4. tarla şart olur dedin. Evet. Görünen ki o 4. tarla şart olacak zaten. Bizim siloda ne vardı? Siloda arpa var ya oğlum. Sade arpa mı var? Evet. Belki biraz süpürge darısı vardır ya da buğday vardır, sanmıyorum ama. Sayıyı tuttuk mu biz orada? Sattık mı yoksa? Hatırlamıyorum ki. Satmasak o tırın orada ne işi var? Bence soyayı tuttuk ya. Soyayı tuttuk, hasadı yaptık, oraya koyduk onu. Bence sattık. İn de bak. Ben de ona bakacağım ya. Soya fasulyesi. Kanola da varmış. Kanola da var. Nirde, burada. Bu 3.000'leri görüyor biliyorsun değil mi? Haziran'da görüyormuş. Tamam, Haziran'a kadar dursun orada. Kanola da vardı değil mi? Kanolayı satma. Fabrikayı kuracak olan nasıl o kanolalarını? Onların yağını kullanıyoruz ya, yağ çıkıyor ya ondan. Balları mı götüreceksin? Evet. Ondan sonra da şey yapalım. 19.000'imiz var. İkinci sırayı çakalım. Ya da çakmayalım, beklesin diyorsan bana uyar. Ballardan belki 3 seralık malzeme çıkacak abi. Ama ben sana bir şey söyleyeyim, ben seraların üretim hızları farklı ya. 3 meyveyi de üretmesi mantıklı gibi geliyor. Sen ne diyorsun bu konuda? 17.000 ton var. Seraların her biri üçüne birden çalışmalı diyorum ben. Sen ne diyorsun? Abi bence tek tek çalışmalı. Çünkü üçünün bölgesi ayrı o seranın içinde. Tam üçünün bölgesi ayrı da şu an mesela sadece şey çalışıyor ya. Çilek çalışıyor ya. Yani yok yani hepsi. Hepsine çilek koyuyor şu anda. Hayır, gir bak escape'e. Tam yanında görürsün onu. Oğlum buradan SC'nin iletimden görüyorsun lan. Tam olmadı o. Niye tam almadın sen? Al. Şimdi aldım. Şimdi SC üretime gel. Bak, hepsinin ayrı deposu var canım. O zaman çalıştır abi. Değil mi? Biz alırken tek tek alacağız içinden. Evet. Evet, sera işi tamamlandı. 3 seraya da, 3'ünü de çalıştıracağız işte hepsinde. Ben sana bir söyleyeyim, şu küçük su tankeri var ya. Biz onu değiştirelim, satalım ikisini ona. Büyük tanker lazım, onunla çok uzun sürüyor doldurmak ya. Şimdi sen yeni seraları koyunca depo da büyüyecek.
Sana bir şey mi? Seraların suyu tüketme hızımız da artacak sera fazla olunca. Bakacağız. Koyunca göreceğiz. Aynen. Ben yolumda gidiyorum. Duba yok, bir şey yok. Beyefendi kafasına göre çevirmiş. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Oğlum buraların en büyük adamı biz olacağız yakında. Plastik izlerinden... Aldı. Ben indirdim aşağı o zaman. Böyle parçalanmış halde kal. Hacı, hadi sera takalım. Lan. Ne yapıyor? En yakını bu ya. Hadi. Sera geliyor, sera. Oğlum burada bağa gel, bostana gel de var la. Onları karıştırma. O kadar da uzaklaştırma bence. Abi araya nasıl, araya araç girecek? Oğlum o romorkun olduğu yer sadece girecek. Tamam o zaman bu kadar kalsın. Tamam çak. Bir şey üstüne geliyor diyor. Dışa doğru çık, yola doğru çık, yola doğru çık. Dışa doğru, dışa yola. Gel yola doğru. Kal. Gidiyor mu daha yola doğru, bak bakayım. Oo çiçek, çok çıktın. Çak abi. Şimdi bunun önünde de bir tane koyacak yerin kalıyor. Araya gir. Ama şurada malzemeler dönüyor ya. İleriye koyabiliyoruz mu? Koyuyor galiba. Değil mi? Evet. Şu an koyuyor. Koy. Tamam yeter bu kadar bence. Bence yeter. Su koymana gerek yok bence. Önce BSC'ye gir bak. Hepsi alıyordur o suyu. 35 bin litre diyor bak. Gel öbür seraya. Bak doldurmanı istiyor sadece. Çalıştır hepsini abi. Doldurursun. Ama buna 20 bin demiş. Neye? Buna 35 demiş. Buna da 35 demiş. Ha uzakta mı kalmış? Uzakta kalmış. Tamam deponun birinin yerini değiştirelim. Şu. Bak buralar tepelik gibi oldu gördün mü? Arabayla evet. Buralara girip çıkarken romoklarla dikkatli girip çıkacaksın. Takılıp durursun. Tamam. Öbürünü çalıştırmadın. Su yok zaten onun içinde hiç. Domates almadı. Su yok. Çalıştır diyelim de. Romorku P'ye gir sat hemen. Sat lan onu sat. İçinde su var. Lan sat gitsin doldurursun olacak. Evet kaç paramız var bizim? Hayvanlara gel abi sen. Görürsün şimdi kaç paramız olduğunu. 30 bin git. Şu kaç litre? 7500. 8000. Hayır geri gel. Kaç? 7300 öbürü kaç? Soldaki. 25'lik olan iyi değil mi? Bu daha iyi 8000 litre. Ama 25000 çok bence. Var mı başka tanker? Bakalım. Olan bu. Bir de tır tipi olan var değil mi? Evet. Şu an kullanacağımız en mantıklı tanker Joskin. Şu mu? Oğlum 7300-800 aradaki fiyat farkına baksana. Yani. Saçma değil mi yani? 700 litre su için. 25000 saçma. Allah bereket versin. Hadi dolduralım ve gelelim hemen. Seraların suyu bitiyor, su dolduruyorsun. Suya da para vermiyorsun. Serada dolduktan sonra tavukları da dolduralım. Evet. Şerefsiz. Frene bastım durmadı. Eskidi artık frenlerin bence zorlanıyor. Arka yüklü diye yapıyordur belki. Ondan yapıyor zaten. Önde de ağırlık da var hep. Hadi dereye gidelim. Şey bizimki dere değildi değil mi? Göldü.
Gölcük. Gölcük. Göl de değil, cük. Cük. Gölcük. Önce yakındakileri fulle. Öyle mi Jonathan abi? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Buna su doldururken SC'den girip bakalım abi seraların hangisine durumda bir görelim su durumlarını. İlk seraya gel. Çok az bir dolduracak. İkinci sera bayağı bir doldurulacak. Üçüncü sera bayağı bayağı doldurulacak. O bomboş, o hep doldurulacak. Üçüncü seranın arkasına da su tankı atabilirsin istersen ama bence gerek yok. 20 bin litre atılabilir aslında. Yani hepsi 35 binken niye o 20 bin kalsın? Ben sana bir söyleyeyim mi? Oradaki 3 tane var ya onlardan birini al, götür onun kıçına koy. Yerini değiştirebiliyorduk diye hatırlıyorum. Oraya çıkarken çık hemen, çık hemen, çık orası çok dik. Heh. Çıkar oğlum. Kasa takılır, kasa. Kesinlikle burası tır romorkuyla girilecek yer değil. Bura neden böyle tepelik oldu ben onu anlamadım. Peyzaj hatası yapıyor onu. Tabii bu daha dolmamıştır ESC'den bak seviyesine. Abi niye bak niye ESC'yle bakmakla uğraşayım ki? Doldurayım geleyim doldurduğu kadar. Kalanını öbür tarafa. Niye yani? Bence bu kasa iyi oldu. Tabii ki iyi olacak abi. Yeterli de oldu. Bu kasa bir yerde daha lazım olacak sana. Koyunlara koyunca lazım. Su taşımak için. Tabii koyunlara da su vereceksin. Hayvanlar su içmeyecek mi? Bayağı aldı lan. Bu kadar boş muydu la bunun içi? Oha! ...35.000 çokmuş. Bayağı bir tur yapacağız yani dereye. Niye? Yani. Benim demek istediğim nokta şuydu. Seraların her birine ne verirsen ona göre üretim yapıyor. Çünkü içindeki suyu ona göre kullanıyor anladın mı abi? Mesela o değil ki. Sera her gördüğü sebze için ayrı deposu var. Suyu hızlı kullanır sadece. Kullansın abi. Üretsin yeter ki yani. Hayır suyu, içindeki suyu bölüyor şimdi anladın mı? Ya bölsün olmayacak. Suyu görüyorsun orada 35 bin tavuktaki gibi. Evet. Az alınca ekleriz. Param veriyor sanki suya. Olur. Bu deponun dibinde az bir şey kalacak. Bence. Bence de sence. Kalmadı ya lan. Ne yapıyorsun oğlum sen? Yeterli ya, bu üçüncü depoya git. Güzel güzel. Arılar çalışıyor. Tavuklar çalışıyor. Seralar işliyor. Fırın çalışıyor. Değirmen çalışıyor. Değirmen daha çalışmıyor. İçi boş.
Boş muydu onun için? Dediğim kadarıyla boş. Bak haritada, Escape'den. Fırka biz bir dahaki sefere ne yapalım biliyor musun? Su ısıtıcıyı buraya getirelim. Malzemelerin olduğu yere o buharın girmesine izin vermem. Canım. Anladım. Şimdi. Oğlum 10 senen yatıyor bu insanın üzerinde. Ömrümden 10 sene gitti la bu aletleri kurana kadar. Bir de yani beraber kurduk, orası öyle bir şey. Her adımını. Oğlum her yeni makine aldığımızda sök tak. Çünkü her seferinde can alıcı aletler alıyorsun. Duruyorum duruyorum durmayı gözünden vuruyor. Tamam, aktif oldular. Oh! Sen daha 2-3 kere daha gider gelirsin oraya. 3 tane sene yeterli diyorsun. Vallahi yer olursa 4.'yü de koyarız yani, sıkıntı yok. O senin dediğin boşluk vardı ya. Derenin hemen önü. Buraya da soy mu? Buraya da soy mu diyor ya. Hı. Olmadı, sokarık. Büyük Moğuz kılıcı talep varmış. İstemiyorum. Vermeyeceğim taşlarımı. Benim taşım onlar. Şu malbuş nasıl bir malbuş la? Oh düştü. Yak bak abi. Beğenirsen. Ucuza geldi değil mi bu? Ama hafiftir o. Hafif lazım zaten bana. Çok hafif o. Söyleyeyim de. Güzel. Güzel mi? Beğendim. İyi. Altında düldülün var oğlum. Git al. Bir yeri bilmiyor musun sanki? İyi öğreteyim ben sana. Git al. Gideriz beraber bir ara. Beraber gideriz. Fena değil ya. Ben dedim ya sana. Bir arkadaşta gördüm ben bunu. Bir iki kere aldım içtim lan. İyiymiş dedim. Tamamen bunu bırakıp ona geçebilirim yani. İyi fena değil. Hafif bir de. Denemelik aldım ben onu. Yani bunu komple bırakabilirim. Alternatif yaptım kral. Biliyorsun bir ara tekel muhabbeti vardı, beni mahvetti. Evet. Ben dedim benim alternatifim olması lazım. Bu kanka. O. Bir de şey var. Neydi lan, palma alma, palma olma, öyle bir şey var. 3 tane yeter. Arada bizimkiler gidip geliyor. Giderlerken gelirken getirsenize la diyorum, sağ olsunlar. Yardımcı oluyorlar. Biz bir yere gidemeyiz oğlum, biz çakılı kaldık. Eşek gibi çalışıyorum, gece bir yerde, gündüz bir yerde. İyi, fena anasını, değil. Anasını satayım. Seraları doldur babam. Doldur. Şuraya diyorum, sokacağım diyordun ya, buraya. Ha. Sokarsın istiyorsan. Ama biraz uyumamız lazım. Zaten bunu da koyduktan sonra başka koymana gerek yok. Aldı zaten. O kadar. Şimdi zıbarmamız lazım. %60 mı, 1060 mı? 1600. Tamam, ne yapıyorsun lan? Bir şey yaptım yok oğlum. Dolduracaksın mı? Ha. Lan iyi ki gölet varmış. Gölden doldur. O alana büyük, bu koyduğun büyük sera var ya. Hı hı. Bu büyük seradan koyamıyorsan bir küçüğünü koyarız. Olabilir. Sonuçta kazandıracak abi. Ama sığar şuraya o bir büyüğü, ben sana söyleyeyim.
Şu an alalım. Buraya sığar bir büyü. Buraya mı? Evet. İzin vermeyecek. Bizim olmayan bölüm var çünkü. Değil mi? Öğretim. Bizim olmayan yer mi var orada? Geri gel. Yola yaklaş biraz abi. Kim dedi izin vermiyor diye. Biraz seraya yaklaş ama. Çünkü şurada ağaç var ya, ona takılma. Az da öne git. Satın alma bölmesini iyi denk getirelim. Ha? Kim dedi sığmıyor diye. Biraz şöyle açalım ama. Oraya şey girecek. İş makinelerini nasıl geçireceğini düşün sen. Geçiriz bir şekilde. İyi, su doldur o zaman. Su çukurda kaldı. Peki elinde kalan parayla ne kadar uyumayı planlıyorsun? Uyuyabildiğim kadar abi. Sonra diyorsun satarım. Yani. Bak biz hayvanlara da bakmadık hiç ha. Ya bunlara şey vereceksin daha var. Yımakları. Son sera ne kadar oldu acaba? Yakın ya, 35 bin gördü. Hmm. Kasalara yakın ya. Çalışın o abi. Ek su deposu var ya koyduğun. Evet. Eğer biz su koymayı unutursak bu seralar durmuyor. Ek su depolarını kullanıyor. Anladın? Zaten onları kullanacak abi. Hayır hayır. 15 bin ek su deposu koyduk biz buraya. 20 bini kullanıyor. Bitti. Sen unuttun mu? 15 bin de ek su deposundan kullanıyor. 3 tanesi 35, bir tanesi 20 oldu. Olsun. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Ekleriz oraya da iki tane de arkasına koyarız ya. Ha, 30 bin yaparız diyorsun. 30 bin, 35 bin yaparız. Dört tane sera. Bence güzel bir kazanç kapısı bunlar bize. O ileriye doğru bile sera koyabileceğim boşluk var. Bir de sığıyorlar. En tuhaf şey o. Hacı, sığıyor. Evet. Oh. Çalışın seralar. Çalışın köpekler. İt olur. Yalnız bu dört tane sera çilek hasatı konusunda banatır kasası alın diyor. Yani arıyı satıp arının kasayla geleceğiz. Bence o kasa bile yetmeyecek. En büyüğü o. Ya sevsen de sevmesen de. Yani. Dört tane sıradan güzel kazanacağız, ben söyleyeyim sana. Sen bura marka bir yere koy da tavukların daha 4000'i var. Biraz uyu. Tavuklar azaldığı zaman tavukları da doldur. Çünkü bir iki uyumaya onlar azalır. Koydum gitti o zaman. Dostun oradan alırsın zaten, her türlü oraya gelecek. Şuraya bile koyarım sera. Konulur. Bir küçüğünden. Aynısından cuk oturur oraya, biliyor musun? Büyüğü mü? Tabii. Öyle düşünmemiştim, oturur diyorsan. Oturturuz. Büyü baba.
Uyandıktan sonra hiçbir şeyle uğraşma. Bir daha uyu. ESC'den bir kontrol yap, uyu. Öyle yapıyor zaten. En son kurduğumuz 3. İlk kurduğumuz yukarıda. Tek güzel. Fırına bak. Fırına da bak. Ekmek. Oo. Hayvanlara da bakacaksın ama hayvanlar o kadar çok yemiyor. Hayvanlara da bakacağım şimdi. Ben şimdi sana... hayvan kontrolü. Sera'nın bir sıkıntısı yok. Sera gider daha sıkıntısız. Uzun süre bakmana tabii gerek yok. Hayvan, ekmek tamam. Hayvanlara gelsene. Sıfır adet yumurta dediğine göre kasada. Kasada. Daha yemek sıkıntılar diyor. Uyu. Bir şeyin arkasına gübre römorkunu tak gel. Yukarıdaki tarlanın gübresini unutmuştuk. Evet. Kababa satla. Şeye. Bu yavaşla oğlum, bunda niye yapıyorsun gübreyi? Fentle falan yapsana, hızlı gitsin. Gerçi o büyükle de gider. 18'de falan gidiyor da. Bununla gidip alıp gelmek hızlı. Evet, o da var. Ver işçiye, işçi dönsün anasını satayım, biz uyum devam et. Aralık oldu. Oğlum mahsullerden parayı koyacağız daha biz. Biz yatırım yapıyoruz şu an. Bir dakika, bu tarlanın gübresine bakmak istiyorum. Bu tamam. Öbürünü halledeceğiz. Öbüründe de etrafını döneceğiz gene anasını satayım ya. O zaman sen onu getirene kadar şu biraz hızlansın, gün açılsın da sen gör. Ha? Nasıl fikir? Mantıklı. İçindeki yeter herhalde. Yeter yeter. Kar yağıyor. Herhalde görürsün. Toprağı koyu boyayıp boyamadığını görmek istiyorsan yukarıdan bakacaksın. Aha. Böyle bakarsan yan gitme riskin çok yüksek ama. Tam olarak bunun gibi. Sol uçta boşluk bırakacak ha. Bırakmadı. Hani biz uyuyoruz ediyoruz, bu da otopilotta hallediversin orayı da. Yulaf'a etrafını kimi dönelim de. Tabii Yulaf'a kadar. Sonra bir daha yan yana geldiğimizde çat çat çut 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 pat küt bam küt ağız burun. Bir de şöyle bir şey. Biz buraya Yulaf ekeceğiz. Haziran ayı geldiği zaman soyayı satacağız. Ya diyemeyle kurduk gibi. Ne diyorsun? İnşallah. Ve bu pasif gelir için kurduğumuz diğer yerler, kanka, yalan konuşmayayım, bizim için avantaj. Biz zaten şimdi şeyi kurdum, ekimi bitirdikten sonra
Mortingen Streise. Ekim çabuk biter. Ekim'i bitirmeyi beklemeyeceksin. O kadar vakit yok. Ekim zamanına getirsek yeter. Şu an için. Zaman olarak bakarsak. Çünkü sabahın köründe işe gideceğiz kardeşim. Evet, o da var. Ve yarın benim tam böyle şey günüm yani. Cafcaflı günüm. Hem de ne cafcaflı gün. Boş dersim yok. Full. Yarın ben de belki şey yapabilirim. Ustamın yanına gidebilirim. Şimdi diyorsun ki bunu hizalıyoruz, veriyoruz, bu arkadaş hallediyor kalanını. Aynen öyle. Oralarda yamukluk olduğu için soldaki yere biraz yakın git. Kolay gelsin. İnin. İn direkt. Zbaroski Streise. Şimdi sıra tavuklarda. Bitmemiştir onların yemeği daha. En son 3000 vardı. Bak istersen SC'de. Dedim sana. 1800. Ne olacak? Bir kere daha uyurlar. Ondan sonra başla doldurmaya. Aynen öyle. Bu arada bal ve yumurtadan da... güzel bir gelir elde edeceğimiz belli. Aynı zamanda... Sera'dan da basacak. Kar yağıyor. Anan. Bayağı bir dolduracağız ha. Niye? Fullene kadar? Verdi mi re? Vermedi. Ay 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 ay. Yaz demeden, kış demeden çalışıyoruz. Oğlum var ya, ben sana bir söyleyeyim mi bak. Ciddi olarak hani şöyle bir şey var. Biz şu an çok sağlam bir pasif gelir kurduk. Daha dur oğlum. Biz pasif geliri bıraktık, artık üretime yönelik çalışmaya başladık. Hı. Fark etmez, sonuçta üretimde pasif gelir alıyoruz ya. Hı. Şimdi yağ üretimini yapmaya başladıktan sonra... Şekeri nasıl üreteceğimizi çözeceğiz. Örnek veriyorum, şekeri mi çözdük? Çikolatayı nasıl üreteceğimizi çözeceğiz. Aha, bu oldu. Ondan sonra bizim fırın kanka. Hem ekmek hem kek. Oğlum ben sana bir şey diyeyim, deli manyak.
Unimorg böyle ayak işlerinde güzel oldu değil mi? Ya güzel de işte biraz küçük. Böyle bir şey yok abi. Devam devam. Şunu söyleyebilirim. O traktör durdu mu? Hızı alıyordur. Bana biraz durmuş gibi geldi de o yüzden sordum. Bize arkasını dönmüş, evet durmamış, gideyim. Hay maşallah. Oğlum biz... 3 tane tarlanın yanında verdiği cücük kadar arazilerden malı koyduk. Daha 70 küsür ton arpamız var bizim. E güzel. Tavukların hali vakti yerinde artık ha. Aynen öyle. Oğlum yemin ediyorum var ya yani şey gibi. Uyumaya devam ha. Tabii. Uyu çocuğum. Hadi evladım. Hadi güzelim. Aferin sana. Lan. Üretime bakacağım. Fırın doldu. Nasıl alacağız? Paleti çıkart alma. Kanka. Zıplasın oğlum fırına yakın şey var. Burayı bitiremedi zaten de. Gübirlendiği göstermeyebilir. Orayı bitirmedi. Toprağın renginden anlarsın. Beştepe'ye çıkana kadar bekle. Bak orada bak. Yok. Bekle bekle. İyice bir gün ağarsın. Bitirmiş mi lan? Bitti mi lan cidden? Bitirmiş. Yukarıki köşeyi yapmamıştır, sağ tarafa doğru git. Şuralar mı diyorsun? Yapmadıysa sağ köşeli... Çıkışa doğru yaklaşsan oğlum. Çimliğe doğru. Ha buraları biz döndük ya. O zaman bitirdi. Sorunsuz. En basit şöyle gider bir renginden anlarız, anladın mı? Rengi belli eder zaten. Farları mı ediyor bunu? Ya. Yapmış. Sıkıntı yok.
Burası neydi ya? Şurada bir işaret var ya. Şu mu? Ha. Su olmasın abi bu? Gir bakayım haritaya neymiş burası. Kireç. Buradan kireç almayı deneriz. Tamam. Ne yapıyorsun? Fırını oraya atlıyorum. Ne yapmamı bekliyorsun? Hemen fırından paletleri çıkarttır abi. Kasası doldu çünkü. Bir diyor, 7 palet. Olmadı. Sığmıyor. Değil mi? Mecbur. Neyle alacağım? Bununla yumurtaları alacağım, götüreceğim, satacağım. Yetmeyeceğini düşünmemiştim. Açıkçası ben yetmeyeceğini düşünmedim. Sen hiç öyle düşündün mü? Sen kaç palet istedin? 7 palet. O zaman bizim paletler boşa gitti. Verir o şimdi. Oğlum değirmende de yaptık aynısını, vermedi ya lan. Anlarız abi şimdi, dur. Anlarız şimdi, sakin. İçimizde kaldı. Ekmeğinle para kazanacak diyorduk. Ekmeğinle. Ekmeğinle da para kazanamadık. Ekmek bize girdi. Buradan sağdan çaprazlayabilirsin bu arada. Evet, burada. Olmadı bu. Ekmeğinle ne güzel yapacaktık ekmeğinle. Gir bakayım SC'ye, hala üretilmiş ekmek görüyor mu? Var. İki paletlik yer var değil mi? Evet. İki iki çıkaracağız demek. Aldı mı? Alıp almadığını bilmiyorsun, bence çıkarma. Baga girmiş mi? Alıyor mu? Tamam. Şimdi eminiz aldığından. Şimdi çıkarabilirsin bakmadan. Zaten son paletim onu mu? Başka yok. Bir de şey var. Onu bırak kalsın orada oğlum. Ben gideyim o zaman. Satalım diyorsun ha? Ha, ekmeğe ne verecek? Ekmek işte oğlum ya. Kapağını kapatalım da sıcak sıcak yutur. Başıma fırıncı oldu herif ya. Ekmekten çok büyük bir şey beklemiyorum. Yani 7000 var şu an elimizde. Full kasa gitmiyoruz ki. 7000'e ne verecek? Ben onu merak ediyorum sadece. Bir de şu var. Pastaya bok gibi para veriyor da üretmesi zor. Ekmek nereye satılıyormuş? Bak bak.
Kırmızı Mermer Bowling restoranına gideceksin. Sana yakın Kırmızı Mermer. Nerede? Nerede? Şurada. Değil. Şurada değil mi abi? O muydu ya? O ileride işte bir şey, şu arada bir yerde, sağdaki galiba. Şu galiba ya. Grosser burası. Kırmızı Mermer değil. Fark etmez diyorsun ha? Nereden veriyorduk? Şuradan mı veriyorduk? Bir markasındadır herhalde. Ha burası. Ne veriyormuş Grosser? 3200'den verdik. Ekmek veriyor. Ekmek kazandırıyor. Ekmağla yi. Ekmağla yiydik, hatırlıyor musun sen? Ben artık ekmeği yemeyeyim. O yumurtalı melemenli günlerimizi. Valla ekmeğin bu kadar para edeceğini bilmiyordum. Ekmek iyi veriyor. Ekmek üretelim biz, ekmek iyidir. Bir fırın daha mı koysak, ne yapsak? Çıkan yulafı karşılayamazsak mecbur koyacağız. Lan bunun yulafı çok geldi diye. Hatırlıyorsun 10 yumurtalı sucuklu yumurtalarımız falan. O eskiden de oğlum. 34 kilo vermeden önce değil o. Adam başına sesledim. Ne yiyorduk? İkişer tane ekmek yiyorduk değil mi lan? O zaman gençtik oğlum o zaman. Şimdi çok yaşlısın ha. O bahsettiğin zamandan bu zamana 5 sene geçti kardeş. O 5 senede de maşallah bende çıkmayan kalmadı. Şincik. Üretime bakalım. Ekmek üreteyim mi ekmek? Üretiyor. Aferin ona, üretsin. Adam olsun, benim canımı sıkmasın. Bu en son koyduğun ha. İyi. Fullendi zaman işte alırız yani, alacak. 8 bin litre domates. Bunların hepsini tek tek alacağız. Ballar ne alemde? Onlar da doluyordur. Kendi halinde takılıyorlardır yani. Ne yapacaklar? Hadi uyuyalım. Dur, motoru stop edeyim. 37 bin para var. Bu ekmek işini nedense sevdim ben şu an yani. Hastaya... Uyumadan önce şöyle bir şey yapacağım ya. Hastaya 5000 veriyordu değil mi? Pasta üresek demek ki. Para bir. Para bir. Çok iyi ya. Dandingi dandingi. Tarih ne oldu şimdi ya? Ocak bitti mi? Biliyorsun Şubat'tan sonra bizim de Şubat'ımız geldi. Evet. 1 Şubat. Ya senin aralarda olmamıştır, hiç heveslenme. Bu kasa 40 binlik oğlum. O da doğru. Öbür davuk da olabilir, beyaz olan. Bakarız. Buradan göremezsin, kasaya atıyor. Gideriz yanına, ne olacak yani? Ki bence 11 olmamıştır. Aha. Uyuyor kralı. Alt üstü 3 kere daha uyuyacaksın, o tavuk da olmaz. Ulan ekmek iyi para veriyormuş ya. Demek ki biz ekmeğin oraya bir tane römork koyacağız. Unu da hiçbir şekilde un olarak satmayacağız. Durum onu gösteriyor zaten.
20 binlik su haznesi olanı kontrol et. Kanka. Su haznesini diyorum. Şunu mu diyorsun? Suyu biter diye dedim. Daha var oğlum. Güzel güzel kazanıyoruz işte. Daha ne istiyorsun? Bir uyudun mu, yulaf ekim zamanı gelmiş demektir. Sen nereden çıktın ya? Uyu, zamanı yavaşlat. Ve olay bizim için bugünlük bitmiştir. Ürünleri satmaya gerek var mı? Bu oyunda iş bitmez biliyorsun. Ne olur. Üçüncük. Bu sonraki koyduğumuz. Şu en son 14 bin. Tamam bir şey yok bunda ya. O 3 bin çilek. 3 bin. 3600, 3800, 3600, 3600, 50, 3609. Yani. Ekmek güzel. İşte kek yapmak için çok malzeme ihtiyacımız var sadece. Yani. Ballar güzel, 16 bin litre. O zaman ne yapalım biliyor musun abi? Şuraya şöyle ben bir geleyim. Değil mi? Şuraya şöyle geleyim. Ben de şuraya şöyle sonra bir de tavuklara bakalım. Aa, sıkıntı yok. O zaman ne diyoruz biliyor musunuz? İstediğin lafı. Bye bye happiness. Dur ya. Yani sevgili YouTube'cum. Biliyorsunuz artık katıl butonumuz aktif. Bilginiz olsun. Özel yayın ve içerikler için oraya da bekliyoruz. Gelin yani. Değişik işler yapacağız oraya. Tabii canım. O zaman see you later, heavy gator. Adios mu yani? Adios amigos.